Aşağı inince kesin öterdi. Onu sordum. Komşuma inebilir miyim dedim çünkü. Kolyenizi bile bir süre sonra çıkarır, rahatsız olursunuz. Ama bu daima sizinle. Modern bir pranga diyebiliriz yani. Big Brother is watching derler yani. İzliyoruz seni. PTT ve Starbucks'ın önünden alındım. Otobüslere bindirildik. Otobüste de çok uzun bekletildik zaten. İşte ifadeler alındı, bizim ifadelerimiz alındı. Ben mesela çıplak arama dayatılanlardan birisiyim. Ocağın başında alındığımda darp edilerek çıplak arama dayatmışlardı. Aynısıyla tekrardan karşılaştım tem şubede, bunu ifade etmek istiyorum. Hastaneye giderken sizleri başka otobüse alacağız dengelemek için gibi bir cümle kuruldu. Sıkıntı olduğunu böyle fark etmeye başladık. Sonra dendi ki siz bekleyeceksiniz. Çağlayan'a gittiğimizde zaten savcı karşısına çıktık. İşte iki tane şey sordular. Nereden gördünüz? İşte neden gittiniz gibisinden böyle. Biz soruyoruz sürekli. Durum nedir? Durum nedir? İşte savcılık bekleniyor. İşte hakime çıkarılacak falan. Bir anda sizleri çıkartıyoruz dendi. Ama neyle çıkartıldığımıza dair hiçbir bildirimde, bir beyanda bulunulmadı bize karşı. Tebligatta bulunulmadı. Biz de hala şey diye düşünüyoruz herhalde. Adli kontrolle çıkarılıyoruz. Çünkü avukatlarımız da yok hala yanlarımızda. Biz mahkemeye hiç hakimi bile görmedik zaten. Çağlayan'ın -7 katında bekliyorduk, polisler de bekliyordu. Gittik, eşyalarımız bize teslim edildi otopark gibi bir yerde. Zaten otopark, nezarethanenin karşısı otopark. Otoparka indirildik, kelepçeler, kapılar açıldı. Orada eşyalar teslim edildi ama hala karara dair hiçbir fikrimiz yok. Ben kapıdan çıktığımda öğrendim, her arkadaşım gibi. Yani hepimiz ev hapsi ve yurt dışı yasağımızın olduğunu avukat arkadaşlarımızdan öğrendik. Önce şaka yapıyorlar zannettik. Çünkü adli kontrol diye biliyoruz, öyle çıkartıldık diye. Sonra kararı gösterdiler arkadaşlar. Dolayısıyla böyle mahkemeye çıkmadan, savunma vermeden ve ne olduğunu, kararın açıklanmadan adliyeden çıkmış olduk ve avukatlarımız kararı bize bildirmiş oldular. Yok, ev hapsi beklemiyordum. Yani Boğaziçi'li arkadaşların ev hapsine alındığını biliyorum. Ama bizim o 23 kişinin içerisinden ev hapsi çıkacağına dair açıkçası öyle bir beklentim yoktu. Daha ziyade işte adli kontrol, yurt dışı yasağı olur gibi düşünüyordum. 6 Şubat saat 12 civarı eve geldiler, kelepçeyi taktılar. Bana perşembe sabah geldiler, çarşamba çoğu arkadaşa gelmişti kelepçeler. 2 kişi geldiler. Bir denetimli Adalet Bakanlığı'nın bir aracıyla 2 kişi. Bir kutunun içerisinde cihaz var. Ve bu cihazın da bağlı olduğu modeme benzeyen bir cihaz daha var. Onu çıkarıyorlar, kuruyorlar. Nereye kurabileceklerini soruyorlar. Ve bilgilendirmeye çalışıyor o sırada da. Yani bu cihazın işte hani duşa girebilirsiniz ama işte bir menzili var. O menzili dışına çıkmamanız gerekiyor. Çıkarsanız menzil sinyal gönderiyor ve merkezden aranıyorsunuz diye. Tam söylemedi. Ev küçük zaten amirim diye konuştuğunu duydum. Ama sanıyorum tahminim 100 metrekare diye tahmin ediyorum. Aşağı inince kesin öter dedi. Onu sordum. Komşuma inebilir miyim dedim çünkü. Hayır, inemezsiniz dedi. Merhaba. Alo. Ha, merhaba, ben Muhammed Hizmetçi de. Siz miydiniz? Muhammed Hizmetçi, beni aradınız galiba. Abi bu cihazı var ya dediniz, az önce cihaz var ya geldi. Yo, hiçbir şey yok, yanıp sönüyor. Telefonunuz var mı? Cep telefonunuz. Tamam, iletişime geçemiyoruz burada. Tamam, konuşalım oradan. Ha, merhabalar, kolay gelsin. İsmim Muhammed Hizmetçi de, ben ev hapsindeyim. Demin yanıp söndü, anlamadım. Bir arayayım dedim. Yo, yerinde duruyor, hiçbir şekilde hareket etmedi. Yani şöyle, çalışma masasının yan tarafında. Yo, fiş takılı hatta, burada arkadaşım da var. Yani evdeyim 5 gündür, bir yere çıkmadım. Galiba ekipmanı kurarken ufak bir oynamış, çok böyle bir milimlik bir oynama. Birden zaten çalmaya başladı modem. Telefon gibi bir şey var onun, açıyorsunuz. Karşıda zaten memur direkt işte kelepçe oynadı mı, ne oldu, dışarı mı çıktın gibi sorular sormaya başladı. Ben de dedim ki yok yani yerinde duruyor. Sonra işte hani biz kontrol için aradık falan dediler de öyle kontrol için aramışlar.
bugün itiraz edecekti pazartesi günü avukatlarımız hem tutuklamalara hem de ev hapsindeki arkadaşlarımız için bir itirazda bulunacaktı ama süremiz yok şu anda, bilmiyoruz. Yok ya, hiç yok öyle bir şey. Yani moral olarak herhangi bir bozukluğum yok açıkçası. Hem 3 gün gözaltındayken de, çıktıktan sonra ev hapsine girdiğimde de herhangi bir düşüklük, moral bozukluğu hissetmiyorum. Çok büyük bir dayanışmayla karşı karşıyayız çünkü. Dayanışma insanı çok iyileştiren bir yerde durur. Hemen hemen hiç yalnız kalmadığımı ve günde 10-15 dostumun, yol arkadaşımın geldiğini söyleyebilirim. Bende daha ziyade öfkeye dönüşüyor duygu diyeyim. Nasıl ki hayvan haklarını korumak için hayvan olmamız gerekmiyorsa, doğamızı, nehrimizi, suyumuzun kirlenmesini protesto etmemek için, karşı çıkmak için bir illaki ağaç olmamız gerekmiyorsa, tabii ki de Boğaziçi olmam gerekmiyor. Oradaki öğrenciyle, arkadaşlarla, hocalarla dayanışabilmek için. 10 arkadaşımız tutuklu, 23 biz, işte 33 tutuklu olmak yerine 10 kişi aslında tutuklu gözüküyor. Siz aslında kamuoyunun gazını da almış oluyorsunuz. Ve onların üzerinde bir kamuoyu oluşturmaya çalışmış oluyorsunuz. Sizin kelepçeli ev hapsindeki haliniz, özgürlüğünüzün elinden alınma hali görünmez kılınmaya çalışıyor. Ben kelepçeyle ilgili paylaşım yaptığımda Twitter'da aslında amacım buydu. Yani ev hapsinin görünür olmasını amaçlamıştım. Çünkü insanlar Twitter'da paylaşıma yazdıklarında çok hayretle karşıladım. Türkiye'de kelepçe var mı ya, ev hapsi var mı diye soranlar oldu. Hayır, binlerce insan şu anda ev hapsinde. Ve birçok insan işini bu yüzden kaybetmiş durumda, geçimini kaybetmiş durumda. Bir alışverişini bile zorlukla yapıyor. Hatta bir paylaşımda birisi yazmış, sen çok şanslısın, ben bir sene yalnız geçirdim bu ev hapsini diye. Aslında bir tecrit bahsediyoruz. Yani kişiyi yalnızlaştırma. İnsan dediğimiz varlık toplumdan ayrıksı ve yalnız bir varlık değildir. Toplumla var olur. Siz onu aslında alıyorsunuz ve tecrit ediyorsunuz. Hem özgürlüğünü alıyorsunuz hem de sosyalliğini, var olmasını, nefes almasını, yaşamasını, en tabii şey olan, en temel şey olan bir kişinin sosyal hayatını elinden almış oluyorsunuz. Onun yanında birçok şeyi de elinden alıyorsunuz. Dayanışma faaliyeti, örneğin ben Kadıköy Dayanışmanı'nın bir üyesiyim. Mart'tan itibaren, pandemi başladığından beri sokakta yaşayan insanlara çorba, sıcak çorba, yemek aslında dağıtıyoruz, yapıyoruz. Hala devam eden dayanışmaya mesela artık katılamıyorum. Çok alışık olan bir insan değilim ben evde durmaya. Yani çok böyle bir günden sonra gerçekten zorlanmaya başlarım. Kendi isteğimle kalmış olmama rağmen, işte sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte hafta sonları evlerde kalıyoruz. Ama o cumartesi, pazar bile benim için gerçekten çok zorlayıcı geçiyordu. Çok ev insanı değil, daha çok böyle sokakla yaşamayı seven, işte hani dışarıda olmayı seven, sosyal olmayı seven bir insanım. O yüzden böyle evin o dört duvarı bana çok iyi gelmeyecek. Aslında hiç kimseye iyi gelmez. Dört duvar hiçbir insana iyi geldiğini düşünmüyoruz. Rahat edemiyorsunuz, ayaklarınızı rahat uzatamıyorsunuz. Yani mesela sürekli burada mesela uzattığınızda bir ağrı hissediyorsunuz. Duş alırken bir sorun olmuyor. Zaten su geçirmez yapmışlar, öyle söylüyorlar. Ama dediğim gibi bir rahatsızlık var yani. Böyle ayağınız rahat etmiyor, çorabınızı giyerken zorlanıyorsunuz. Genel itibariyle daha çok psikolojik olarak zorlanıyor insan. İşte sizi arayabilirler. Bir milimlik oynamada bile bir taciz, böyle çıktın mı, neredesin, işte ne yapıyorsun gibisinden yani. Evimizde otururken bile böyle gecenin bir saatinde arayabiliyorlar. Bir de böyle alarm gibi çalıyor falan, anlayamadım. Tabii komşularım var ve biliyorlar. Bu mahallede oturan iki komşum var, en azından görüştüm. Biliyorlar, haberleri var. Böyle hani kahve getirme, işte kek getirme. Şu anda böyle evde minimum yemekler, minimum ihtiyaçlar falan her gelen arkadaşımın getirmesiyle birlikte böyle dolu. Okuyan, işte kendini politik olarak geliştirmek isteyen, felsefeyle, ekonomi politikle uğraşan birisiyim. Aynı zamanda dil çalışıyorum. İngilizce, Arapça gibi farklı dil çiftlerinde çalışıyorum. Özel ders falan veriyorum. Ve gerçekten zorlanıyorum yani. Market alışverişini bile yapamamak çok zor geliyor. İnsanlara muhtaç durumdasınız. Yani tıraş olmak isteseniz kimseye gidemezsiniz. Bir şey almak isteseniz dışarıdan birinin gelip alması lazım. Onun dışında çok kötü hastalansanız izin alıp gitmeniz gerekiyor hastaneye. Yani bu kadar kötü. Kendi irademle kalmıyorum. Kendi isteğimle kalmıyorum şu anda. Yani bu benim tercihim değil burada kalmak. Bu evimi sevmediğim anlamına gelmiyor tabii ki ama bu bir tercih değil.
Yani sonuçta evimi ne zaman gireceğim, ne zaman çıkacağım benim karar, benim isteğim olmalı. Ama şu anda şu kapıdan öteye çıkmamama dair bir ayağımda kelepçe var. Ve çıktığım andan itibaren o kelepçe ötecek. Ya işte tutarak tutuyorlar ya işte kararı bozuyorlar. Bilmiyorum tam olarak hukuki anlamda nasıl bir süreç işlendiğini. Ama alt komşuya inemeyeceğimi biliyorum. Biraz hapishaneye dönüşmüş gibi, evet. Çünkü yani siz dışarıdasınız ama değilsiniz. Yani zincir eksik diyebiliriz böyle. Ayağınızda sürekli 7-24 onunlasınız. Modern bir pranga diyebiliriz yani. 1,5 yıl ev hapsine kalan insanları da biliyoruz Türkiye'de. Bunun böyle hissedilmesi, böyle bunu düşündüğümde tabii kötü oluyor insan. Yani gerçekten cezaevinde olsanız ve size şu kadar yatacaksınız deseniz çok farklı olurdu. Ama evdesiniz ve işte belirsiz bir süre boyunca bunu takmak zorundasın. Bu hissiyat kötü. İnsana kötü bir etkide bulunuyor. Ağır bir şey değil. Çok rahatsız edici bir şey. Gördüğünüz gibi böyle ergenlik döneminde erkeklerin taktığı saatlere biraz benziyor. ama çok rahatsız edici bir şey. Çünkü bir, yani kolyenizi bile bir süre sonra çıkarır, rahatsız olursunuz. Ya da saatinizi yatarken çıkarırsınız örneğin. Ama bu daima sizinle ve size ait olmayan bir şey, bedeninize ait olmayan bir şey. Dolayısıyla bedeniniz bunu yabancılıyor. Şu anda henüz kabul edebilmiş değilim ya da alışabilmiş değilim. Her anını hissediyorum. Ayağımı kaldırdığımda, yürüdüğümde ya da işte uzattığımda ya da yorganın altındayken. Yarın bir gün iş var, gel işte şu işi yapar mısın diye sorduklarında gidemeyeceğim mesela. Bu ekonomik olarak zorlayacak ve aileme yük olmak zorunda kalacağım muhtemelen. İlk gün LGBT bayrağı yaptık çünkü çok çirkindi. Bu cihazı böyle kullanamayacağıma karar verdik. ertesi günde bunu böyle değiştirelim dedik biz, her gün aynı şey olmasın. Dün de Boğaziçi'ni yaptık. Salı günü de ekoloji için yeşil salı yapmayı düşünüyoruz. Yeşil bayrak koymayı düşünüyorum. Tabii şimdi onun şakasını yapıyorlar arkadaşlar, böyle pranga takılmış halde. Bir zincirimiz yok şu anda tabii ki de. Yani geçmiş zamanın köleliği şu anda. bu da modern kölelik. Kanser hastası olan bir aile dostumuz var. Düzenli mesele gidiyordum onlara. Elimden geldiğince yanlarında olmaya, onlarla sohbet etmeye, bir ihtiyaçları varsa işte yardımcı olmaya çalışıyordum. Örneğin onların yanına gidemeyeceğim ve bu açıdan benim için kötü olacak. Onlar için de kötü olacaktır. Biz dayanışmaya, mücadele etmeye devam ediyor olacağız. Bu kelepçeler, tutuklamalar, işte adli kontroller falan, bunların hiçbiri bizim mücadelemizin, dayanışmamızın engeli değildir. Tam tersi bizi aslında daha da çok böyle bu konuda netleştiriyor. Daha da sürece dair kenetlenmemizi de sağlıyor. Dolayısıyla ha bu takılı ha değil. Bugün dışarıda değilsem evde mücadeleye, nasıl ki tutuklu arkadaşlarım direnmeye devam ediyorlarsa, bizler de her koşulda bu mücadeleyi vermeye devam ediyor olacağız.